Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiziksel ve kimyasal değişimler konumuzu işleyeceğiz. Önce fiziksel değişimlerle başlıyoruz. Biz değişimleri fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Fiziksel değişimlerde maddenin sadece görülebilen ve ölçülebilen özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir diyoruz. Fiziksel değişime uğrayan maddenin yapısı değişmediğinden tekrar eski haline birçok sefer dönebilir. Maddede meydana gelen erime, donma, buharlaşma gibi hal değişimi olayların tümü, çözünme, kırılma, bükülme, yırtılma, parçalanma gibi olayların hepsi de fiziksel değişime örnek verilebilir. Doğadaki su döngüsünde suyun sürekli olarak dönüşüme uğradığı görülür. Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma gibi olaylar suyun fiziksel görünümü değişimine uğratmıştır. Geçirdiği birçok dönüşüme rağmen su maddesi yine doğada su olarak kalır. Bu resimde gördüğümüz bütün olaylar sırasında maddenin sadece fiziksel görünümü değiştiği için bunların hepsi fiziksel değişimdir diyoruz. Camın kırılmasında maddelerin tanecik yapısı değişmediğinden başka maddelere dönüşmüş olmaz. Bardak halindeki cam kırık bardak haline dönüşür ve yine cam parçacıklarından meydana gelir. Bu nedenle camın kırılması fiziksel değişimdir diyoruz. Limon suyu ve şekerin suda çözünmesiyle yapılan limonatada limon suyu, su ve şeker maddelerinin yapılarını değiştirmeden bir arada bulunurlar. Yani bir karışım oluştururlar. Oluşan limonata karışımında limon suyu olarak, su, su olarak, şeker de şeker olarak kullanılır ve biz limonatayı içtiğimizde bu üçünün de tadını alabiliriz. Dolayısıyla taneciklerin herhangi bir değişim söz konusu değildir. Yoğurdun içerisine su katıp ayran yaptığımızda alkolün içerisine iyot taneciklerini atıp çözülmesini sağladığımızda, şeker veya tuzun suda çözülmesini sağladığımızda, gökkuşağının oluşumu sırasında, güneş ışığının su tanecikleri, su damlacıkları içerisinde kırılması sırasında ve elektrik tellerinin yazın genleşmesi, kışın büzüşmesi sırasında meydana gelen değişimlerin hepsi fiziksel değişimdir. Başka örnekler verecek olursak, sudun kırılması fiziksel değişimdir. Bardağın kırılması fiziksel değişimdir. Havucun rendelenmesi fiziksel değişimdir. Suyun kaynaması, ısıtılması fiziksel değişimdir. Çikolatanın erimesi fiziksel değişimdir. Peki biz bu fiziksel değişimleri tanecik boyutunda nasıl göstereceğiz? O zaman da işte bunları bilmemiz gerekiyor. Maddenin kimliği değişmediği için atomlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla bir cismin kırılmadan bölünmeden hali buysa, kırıldığında veya bölündüğünde de yine aynı taneciklerden oluşacak. Sadece iki parçaya ayıracağız. Kırılan birinci parça ve kırılan ikinci parça diye. Ya da yırtılma sırasında da yine aynı şekilde üstteki taneciklerle alttaki tanecikle birbirlerini ayıracağız. Yırtılan birinci parça ve yırtılan ikinci parça olarak gösterebiliriz. Peki kırılma yırtılma değil de hal değiştirme ise ya da çözünme ise karışım oluşturma ise nasıl gösteriyoruz? Hal değiştirmelerde de şöyle gösteriyoruz. Katı haldeyken tanecikler birbirine çok yakın, çok sıkı oldukları için düzenli bir haldeler şeklinde gösteriyoruz. Sıvı hale geçtiğinde, su hale geçtiğinde aralarındaki boşluk artıyor ama yine aynı taneciklerden oluşuyor. Bakın burada yan yana olan tanecikler burada birbirlerinden biraz ayrıldılar, uzaklaştılar. Bunu daha da ısıttığımızda sıvı halden de gaz hale geçirdiğimizde ise bu sefer aralarındaki boşluk daha da artacak. Daha çok hacim kaplayacaklar ve birbirlerinden daha da uzaklaşacaklar. Bu şekilde de gösterebiliriz. Çözünme olayını nasıl gösteriyoruz? Çözünen iki madde ikisi de tanecik boyutları atom şeklinde ise tanecik boyut olarak o zaman bunları ne yapıyoruz? Sırayla yerleştiriyoruz. Turuncu, mavi şeklinde karışım sonucunda oluşan maddeyi bu şekilde gösterebiliriz. Ama karışım oluşturan maddeler bu şekilde atom tanecikleri halinde değil de moleküller halinde ise yani karbondioksit molekülü ve su molekülü halinde ise karbondioksit ve su birbirleriyle yeni bir madde oluşturmadan sadece aralarına karbondioksitle suyun diğer karbondioksit molekülünün arasında su girecek. Aralara bu şekilde dağılacaklar. Bu da çözünme olayının molekül boyutu taneciklerinde gösterilmiş halidir. Kimyasal değişime gelecek olursak maddenin hem görünümünün değiştiği hem de kimlik özelliklerini kaybettiği farklı maddelere dönüştüğü değişimlere biz kimyasal değişim diyoruz. Kimyasal değişimlerde maddelerin tanecik yapısı değişime uğrar. Çoğu zaman da geri dönüşümü mümkün olmaz bu olayın.
kağıdın yanmasında, ekmeğin küflenmesinde, demirin paslanmasında, sütten yoğurt yapılması gibi olaylarda kimyasal değişimlere bazı örneklerdir. Yanan kağıttaki kül parçacıklarını tekrar kağıt haline, küflenmiş ekmeği yenilebilir taze ekmeğe, paslanmış demiri de tekrar eski demir haline getiremeyiz. Yoğurdu da tekrar süt yapamayız. Bu yüzden kimyasal değişimlerde eski haline dönüş mümkün değildir. Kimyasal değişime uğrayan maddenin tanecik yapısı değiştiğinden yeni maddeler oluşur. Kağıt yandığında kağıdı oluşturan taneciklerin yapısı değişir. Değişime uğrayan tanecikler yeni taneciklerin oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla kağıt yandığında kül, su buharı, karbondioksit gibi yeni maddeler oluşmuş olur. Kağıt özelliğini kaybeder. Aynı olay demirin paslanmasında da geçerli. Demiri oluşturan tanecikler oksijen tanecikleriyle birleşir. Böylece demirin paslanmasında yeni tanecikler oluşur. Yeni tanecik ne hocam? Demir oksit dediğimiz yeni bir bileşik. O üstünü kaplayan madde demir oksit bileşiğidir. Bu nedenle demirin paslanması kimyasal değişime örnek verilebilir. Şunu unutmuyoruz gençler. Bir değişim sonucunda ısı açığa çıkıyorsa, ışık gözleniyorsa, gaz çıkışı mevcutsa, renginde kokusunda değişim varsa veya iki madde karıştırıldığında kabın dibinde bir çökelti dediğimiz çökelek oluşumu meydana geliyorsa bu olaylar bize o olayın kimyasal değişim olduğunun birer göstergesidir. Ekmeğin pişmesi, peynir yapılması, sebzelerden turşu yapılması, kağıdın yanması, portakalın küflenmesi, yoğurdun ekşimesi, bitkilerin fotosentez yapması, canlıların büyümesi gibi olaylar yine kimyasal değişime örnek verilebilir. Başka örnekler verecek olursak gümüşün kararması yani metallerin kararması, suyun elektrolizi, hidrojen ve oksijeninde ayrılması olayına suyun elektrolizi diyoruz. Bitkilerin fotosentez yapması, diğer bütün canlıların solunum, boşaltım, dolaşım ve sindirim gibi olayları meydana getirmesi yine kimyasal değişim örnektir. Yaprakların sararması, saçın boyanması, patatese iyot çözeltisi damlatılması, sütten yoğurt yapılması, dişin çürümesi, üzümden sirke yapılması, sirkeye karbonat eklenmesi gibi olaylar da yine kimyasal değişim olduğunun örnekleridir. Peki kimyasal değişim olayını tanecik boyutunda nasıl gösteriyoruz? Artık burada bağlar kopacak ya da yeni bağlar oluşacak. Dolayısıyla örneğin su bileşiğinin oluşumunu gösterecek olursak hidrojen elementi ile oksijen elementini bir araya getirip suyu oluşturduğumuzda hidrojen elementini meydana getiren iki tane mavi atom arasındaki bağlar kopmuş. Oksijen elementini meydana getiren iki tane oksijen arasındaki oksijen bağları kopmuş. Dolayısıyla bu tarafta bağların kopması var. Karşı tarafa geçtiğimizde oluşan ürünlerde su bileşiği oluşurken bir kırmızının etrafında iki tane mavi gelip birleşmiş. Yeni bir madde oluşmuş. Dolayısıyla burada da yeni bağların oluşumu mevcuttur diyoruz. Karbondioksit bileşiğinin gösteriminde ise karbonmonoksit bileşiği ile oksijen elementi tekrar birleşecek olursa oksijen elementini tanecikler arasında bunlar aralarındaki bağlar kopar. Buradaki oksijenin biri tekrar karbonmonoksite gelip buraya bağlanır. Yeni oluşan maddemiz karbondioksittir. Karbonmonoksitten ve oksijenden farklı yeni bir madde oluşmuş olur. Peki fiziksel ve kimyasal değişimi gördük. Şimdi bunları ne yapalım? Karşılaştıralım. Fiziksel değişimlerde maddenin kimlik özellikleri korur dururken kimyasal değişimlerde madde kimlik özelliklerini kaybeder diyoruz. Karşılaştırıyoruz. Fiziksel değişimde tanecik yapısı değişmezken kimyasal değişimde tanecik yapısı değişir diyoruz. Fiziksel değişimde farklı bir maddeye dönüşme gözlenmez iken kimyasal değişimde madde farklı bir maddeye dönüşür diyoruz. Fiziksel değişimlerin geri dönüşümü kolaydır ve mümkündür. Eski halde madde dönebilir ama kimyasal değişimlerde geri dönüşümü zordur ya da mümkün değildir diyoruz. İkisi için ortak olan özellikler ise maddenin dış görünüşü değişir ve bütün maddelerde meydana gelebilmek fiziksel ve kimyasal değişimin ortak özelliğidir. Etkinlik yapacak olursak mumun yanması kimyasal değişimdir. Buzun erimesi fiziksel değişimdir. Yemeğin pişmesi kimyasal. Kabın kırılması fiziksel, sütün ekşimesi kimyasal, beyin küflenmesi kimyasal, demirin paslanması da yine kimyasal değişime örnektir diyoruz. Değerlendirme sorularına gelecek olursak,
Annesinin çörek tarifini okuyan Pınar, tarifteki hangi işlemlerde kimyasal değişim olduğunu söyleyebilir? Okuyoruz. Un, su ve bir miktar yağ karıştırırsak fiziksel bir değişimdir. Karışım meydana getiriyoruz. Bu karışıma tuz ekleyerek yine karıştırmaya devam edersek yine fiziksel değişimdir. Karışıma maya eklersek ve bir süre bekletilirsek burada kimyasal değişim olur. Artık hamur kabarmıştır, mayalanmıştır. Fermantasyon olayı gerçekleşir. Dolayısıyla orada kimyasal bir değişim gözlenir. Oluşan hamura uygun şekiller verilerek tepsiye dizdiğimizde ise sadece hamuru küçük parçalara böldük. Fiziksel değişimdir. Tepsideki hamurları önceden ısınmış fırında 15 dakika pişirirsek maddenin kimliği değişir. O yüzden kimyasal değişimdir diyoruz. O yüzden sorumuzun cevabı 3 ve 5 olacak. Kahvaltı hazırlarken yaptığı işlemleri çizelgeye kaydeden Zeynep hangi işlemleri yanlış yere yazmıştır demiş. Fiziksel değişimlere bakıyoruz. Cevizleri kırmak evet fizikseldir. Ekmeği kızartmak kimyasaldır. O zaman ekmeği kızartmayı değiştirecek. 3 ile kimi değiştirecek? Karşı tarafa bakıyoruz. Peyniri dilimlemek fiziksel mi? Fizikseldir. Dolayısıyla 2 ile 3'ü değiştirecek. Sorumuzun cevabı burs olacak. Şu öğrencinin yaptığı işlemlerden hangilerinin madde kimyasal değişime uğramıştır? Patateslerin kabuğunu soydum demiş Feride. Kabuğunu soymak fiziksel bir değişimdir. Leyla da demiş ki ben de soyulmuş patatesleri doğradım. Bu da fiziksel değişimdir. Küçük parçacıklara dönüştürmüş. Oğuz da demiş ki ben de doğranmış patatesleri yağda kızarttım. Dolayısıyla sadece Oğuz kimyasal değişim yapmış. Sorumuzun cevabı Adana olacak. Verilen olaylardan kaç tanesinde maddenin yapısı değişir? Üzüm suyundan sirke elde edilmesi kimyasal, hamurun mayalanması kimyasal, bitkinin büyümesi kimyasal, karpuzun dilimlenmesi ise fiziksel. Dolayısıyla 3 tanesi kimyasal değişim olduğu için 3 tanesinde maddenin yapısı değişir diyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhun olacak. Çivinin paslanması ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Fiziksel bir değişim midir? Demir paslandı, çivi paslandı. O yüzden kimyasaldır. Bir yanlış. Madde iç yapısını korumuştur. Yani bu değişim sadece çivinin yüzeyinde meydana geldi diye madde iç yapısını korumuştur diyemeyiz. Çünkü kimyasal değişimlerde maddenin yapısı korunmaz. O yüzden iki de yanlış. Sütün ekşimesiyle aynı tür değişim midir? Evet, sütün ekşimesi kimyasal olduğu için bu da bir kimyasal değişimdir. O yüzden sorumuzun cevabı yalnız 3 olacak Ceyhan. Atölyedeki değişimlerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Yani 3 tanesi bir gruba girecek, bir tanesi diğerlerinden farklı bir gruba girecek. Balonun patlaması fiziksel bir değişim. Havai fişek atılması kimyasal. Ekmeğin küflenmesi kimyasal. Kibritin yanması da kimyasal. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da ne olacak? Dördekilerden hangileri maddenin kimyasal değişim geçirdiğine kanıt olabilir demiş. Gaz kabarcığı olursa, çıkışı varsa gaz kabarcığı çıkışı kimyasaldır. Renk ve koku değişimi onun kimyasal olduğunu gösterir. Çökelti oluşumu yine aynı şekilde kimyasala bir örnektir. Tat değişimi meydana geldiğinde yine kimyasal değişim olduğunun kanıtı olabilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2, 3, 4 Denizli olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.